Arkadaşlar selam. Bugün sizlere before ve after sözcükleri ile ilgili bir ders anlatacağım. Niye bu sözcükleri anlatıyorum? Önce onu söyleyeyim. Çünkü birçoğunuz bunları önce ve sonra diye biliyorsunuz. Halbuki before ve after sözcükleri önce ve sonra anlamlarına gelmiyor Türkçe'de. Kullanımları oldukça farklı ve bu derste sizlere bu kullanımları göstereceğim. Hazırsanız lafı fazla uzatmayalım, dersimize başlayalım. Şimdi before ve after, önce ve sonra demek değil dedik. Ne demek? Önce bir onu söyleyelim. Then önce ya da then sonra demek arkadaşlar. Hemen bizim aklımıza tabii bunların böyle zarf gibi kullanımları geliyor. Yani demek istiyoruz ki önce şunu 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 yaptım, sonra da bunu 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 yaptım gibi. Ve buralarda before ve after sözcüklerini kullanıyoruz arkadaşlar. Özellikle konuşma derslerinde bunlarla ilgili çok fazla hatayla karşılaşıyorum. Bunu da buraya işlemiş olalım. Şimdi önce ve sonra anlamını veren sözcükler neler İngilizce'de, onu dersin sonunda anlatacağım. Bu kısımda before ve after'ın kullanımlarından bahsedeceğim. Şimdi before ve after sözcükleri arkadaşlar ya edat ya da bağlaç olarak kullanılırlar. Ne demek bu? Edat dediğimiz şey İngilizce'de preposition'a karşılık geliyor, 3 aşağı 5 yukarı. Tam bizde bir karşılığı yok aslında preposition'ın. Çünkü bizim dilimiz arkadaşlar sondan bükümlü. İngilizce'de ise sözcüklerin önüne bir takım tırnak içerisinde edatlar geliyor ve işte o oraya, oradan ya da ile gibi anlamları katıyor biliyorsunuz. Ayrıca prepositionlarla ilgili bir ders yapacağız. Edat diye karşılıyoruz biz bunları. İlk derslerimizden hatırlayın. Before ve after edat olarak kullanılabilir dedik. Bir de bağlaç olarak kullanılabilir dedik. Yani İngilizcesi conjunction. İki tane cümleyi birbirine bağlayacak bunlar arkadaşlar. Şimdi öncelikle edat kullanımında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Before ve after'dan sonra birer isim ya da isim ifadesi, noun phrase gelecek arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse, before the end of the century, yani yüzyılın sonunun öncesinde, yüzyılın sonundan önce, after the Second World War, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, before the TV show, diziden önce, after the lesson, dersten sonra. Bakın dikkat ederseniz before ve after'dan sonra bu örneklerde her birinde bir isim ya da bir isim öbeği gelmiş arkadaşlar. İşte bu before ve after kullanımı edattır, preposition'dır ve yine bakın then sonra ya da then önce anlamlarını verir. Bağlaç olarak kullanacağımızda ise before ve after'dan sonra birer cümlecik gelecek arkadaşlar ki biz bunlara zarf cümleciği diyoruz. Ve burada zarf cümleciğinde zaman uyumu dediğimiz hadise, when while derslerinden hatırlayın, zaman uyumu dediğimiz hadise gündeme geliyor arkadaşlar. Zaman uyumu kısaca neydi? Before ve after ya da diğer zaman bağlaçlarıyla yaptığımız cümleciklerde, adverb clause'larda ya da diğer adıyla subordinate clause'larda arkadaşlar kullanılan zamanın ana cümlenin zamanıyla uyumlu olması demekti. Eğer o dersi hatırlamıyorsanız şurada sağ üst köşeden izleyebilirsiniz arkadaşlar o dersi. Kural neydi bu noktada? Eğer ana cümlemin zamanı present ise zarf cümleciğimin, bizim bu durumda before ve after ile yaptığımız cümleciklerde zamanı present oluyordu. Eğer ana cümlemin zamanı past ise zarf cümlecinde before after ile yaptığımız cümleciklerde yine zamanımızın, kullanılan fiilimizin past bir çekim alması gerekiyordu. Ve eğer ana cümlemin zamanı future'da ise zarf cümlecinin zamanı future olmuyordu. Genel bir İngilizce kuralıydı. Present olacaktı arkadaşlar. Buna da biz zaman uyumu diyorduk. Şimdi özetleyecek olursak before ve after, then önce, before then önce, after then sonra demek. Kendilerinden sonra ya bir isim gelecek, bir isim ifadesi gelecek. O zaman preposition kullanımı oluyor. Ya da kendilerinden sonra arkadaşlar bir cümlecik gelecek. O zaman da bir bağlaç, yani conjunction kullanımı oluyor. Şimdi bu örneklerimizi inceleyelim. Evet, ilk olarak before sözcüğünün preposition, yani edat olarak kullanımına bakıyoruz. Demiştik ki bundan sonra bir isim gelecek. Bakın şimdi arkadaşlar, I always wash my hands before meals. Altı çizili olan sözcük bakın. Meals ifadesi bir isim. Yemeklerden önce diye çeviriyoruz. Before'u yine then önce şeklinde çeviriyoruz. I always wash my hands. Ellerimi daima yıkarım. Diğer örneğimizde you should say goodbye before leaving. Şimdi burada hemen belki aklınıza şu gelebilir. Yani leave sözcüğü bir fiil değil mi? Evet, bir fiil.
Ancak fiilin isimleşmiş hali leaving, ing ile arkadaşlar yapılıyor bakın. Yine isim geldi before'dan sonra. Yine before bir preposition yani edat konumunda. You should say goodbye before leaving. Yani ayrılmadan önce elveda demelisin diyor. Bir sonraki örnekte de he never goes to bed before dawn. Yani şafaktan önce asla yatağa gitmez dediğinde de dawn sözcüğü arkadaşlar bir isim burada bize before ifadesinin edat olarak kullanıldığını gösteriyor. Şimdi before'un conjunction olarak yani bağlaç olarak kullanım örneklerine bakalım. Before'lu ifadeler, bakın altı çizili yerler, bunlar birer cümle öznesi ve yüklemi var dikkat edeceğiniz üzere. Yine den önce ya da dan önce diye çevireceğiz before'u. Ancak before'lu kısımlar, before'dan hemen sonra gelen kısımlarda artık birer isim değil, birer cümle var arkadaşlar. Bu da bize before'un bağlaç olarak kullanıldığını gösteriyor. İlk örnekte diyor ki before we reached the station, biz istasyona ulaşmadan, varmadan önce the train had already left. Tren çoktan ayrılmıştı. Bir sonraki örnekte he gave a huge tip before he left the restaurant. Restorandan ayrılmadan önce büyük bir kocaman bir bahşiş bıraktı. Şimdi Türkçe'ye çevirdiğimiz kısımlarda arkadaşlar biz tabii ki mema gibi ifadeler, hani şu anası mezar dikecekmiş eklerini kullandığımız ifadeleri kullanıyoruz. Bunlar sıfat fiil ya da zarf fiil ekleriyle. Bizim çeviriler kısmında dikkat edeceğiniz üzere cümle aslında yok. Yani bir fiil çekimi yok. Orada bir zarf fiil kullanımı söz konusu. Ya da yanlış söylemeyeyim, zarf fiil ya da sıfat fiil kullanımı söz konusu. Ve dolayısıyla fiil çekimi olmadığı için sanki bizde bir cümle yokmuş gibi. Yani o kısmın bir zamanı yokmuş gibi görünüyor. Ancak before'lu cümleciklerde diyelim İngilizce taraflarında hep birer fiil çekimi var dikkat edeceğiniz üzere. Örneğin reached, örneğin left ve bir sonraki örnekte make gibi. Dolayısıyla buradaki farkı da tekrardan söylemiş olalım. Zaman zarfları ya da zaman bağlaçlarında sevgili arkadaşlar zaman uyumunun olması gerekiyor. Bu kısmı tekrardan anlatmış olalım. Buraya vurgu yapmış olalım. Bir sonraki örneğimizde you should think carefully before you make a decision diyor. Kararını vermeden önce dikkatlice düşünmelisin diyor. Yine before'dan sonra bir cümlecik gelmiş. Bu da onun bir bağlaç olarak kullanıldığının göstergesi. Şimdi after'ın kullanımlarına baktığımızda after'ı bir yine edat olarak yani bir preposition olarak kullandığımızda kendisinden hemen sonra bir isim gelecek arkadaşlar ya da bir isim öbeği gelecek. Bakın after such a long journey, öylesine uzun ya da o kadar uzun bir yolculuktan sonra it's pretty normal to feel tired, yorgun hissetmek oldukça normal diyor. After'dan sonra such a long journey noun phrase'i yani isim öbeği, isim ifadesi gelmiş. He realized he had forgotten his keys at the office only after reaching home. Eve henüz vardıktan ya da anca vardıktan sonra, o only after'lı kısmı öyle çeviririz arkadaşlar. Yine after'dan çok da büyük bir farkı yok. Sadece vurgu arttırma söz konusu. Anahtarlarını ofiste bıraktığını fark etti diyor. Yine bakın burada reach sözcüğü bir fiil ancak reaching dediğimizde isimleşmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Ve yine after'dan sonra bir isim öbeği gelmiş oluyor. Bir özne ve yüklem çekimi yok dikkat edeceğiniz üzere. Bu da after'ın yine bir preposition olarak kullanıldığının göstergesi. Ve diğer örneğimizde they went for a walk after breakfast. Kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıktılar diyor. After'dan sonra breakfast ismi kullanılmış. After'ın şimdi bağlaç olarak kullanılan örneklerine bakalım. After I left him a message, ben ona bir mesaj bıraktıktan sonra he found me immediately, beni hemen aradı. Dikkat edecek olursanız after'dan sonra burada bir cümle gelmiş. I öznesi var cümlenin ve left yüklemi var. Dolayısıyla arkadaşlar bu after'ın bir bağlaç ve bir zaman bağlacı olarak kullanıldığının göstergesi.
Diğer örnekte she did voluntary work in a hospital. Hastanede gönüllü olarak çalıştı diyor. After she graduated, okulunu bitirdikten sonra, yine after'dan sonra bir özne she ve graduated yüklemi kullanılmış. Ve son örneğimizde I'll contact you after we reach the airport. Biz havalimanına vardıktan sonra seninle iletişime geçeceğim, seni arayacağım diyor. After'dan sonra yine bakın we öznesi ve reach yüklemi kullanılmış. Yine bu after'ın bir bağlaç olarak kullanıldığının göstergesi. Şimdi after ve before'un aslında zarf olarak kullanımları da var. Çok sınırlı kullanımlar bunlar. Birer örnekle göstermek istiyorum açıkçası. Arkadaşlar hani orayı da es geçmiş olmayalım babında. Şimdi I don't want to see you ever after ya da ever after anlamında forever da kullanılabilir. Yani seni bundan sonra sonsuza kadar görmek istemiyorum diyor. Ever after sözcüğü ikisi beraber bundan sonra gibi bir anlama geliyor. Zarf olarak kullanıldığında forever anlamında arkadaşlar. Sonra ya da sonrasında anlamını verecek after kullanımı ise afterwards olarak geçiyor. Buna after that de diyebiliriz. Birazdan zaten göstereceğim. Çok kullanılmasa da yani after that kadar sıklıkla karşılaşmasak da yine de geçiyor arkadaşlar. O yüzden buraya koymak istedim. She was made redundant yani işten atıldı diyor. Afterwards sonrasında she started to look for another job. Başka bir iş aramaya başladı diyor. Bakın buradaki kullanımlar arkadaşlar zarf örnekleri. Before'un da bu şekilde birkaç sınırlı kullanım var. Onlara da bir bakalım. Diyor ki ilk örnekte I had a car crash yesterday and fell down the day before. Fell down the day before. Yani dün bir kaza yaptım, araba kazası yaptım ve öncesindeki günde, the day before dediğinde de bir önceki günde de yere düştüm diyor. The day'den sonra gelen before arkadaşlar burada bir zarf kullanımı oluyor ama dediğim gibi çok sınırlı bir kullanım. Çok fazla karşılaşmıyoruz. Sadece burada göstermek için bunları koydum diyebilirim. Bu videonun asıl konusunun birazcık dışında kalıyor işin açığı. Çünkü çok fazla karşılaşmıyoruz. Diğer örnekte I wasn't born in 2000. 2000 yılında doğmadım. Actually I was born the year before. Bir önceki yılda aslında doğdum diyor. Evet, before ve after'ın kullanımı bu şekilde sevgili arkadaşlar. Peki ben konuşurken önce ya da sonra demek istiyorsam ne diyeceğim? Yani normal zarf olarak ben sadece önce bunu 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 yaptım, sonra şunu şunu yaptım demek istiyorum. Bu tarz durumlarda ben hangi sözcükleri kullanmam gerekiyor İngilizce'de? Şimdi onlardan bahsedelim. Önce demek için mesela şu sayacağım sözcükleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. First, ilk olarak, in the past, geçmişte, previously, önceden ya da before that, bunun öncesinde gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Birazdan örneklere bakacağız. Sonra demek istiyorsam şu ifadeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Later, daha sonrasında, from now on, bundan sonra, artık ya da after that, sonrasında. Şimdi örneklerimizi inceleyelim isterseniz. Şimdi önce ve sonra nasıl diyeceğiz? En çok kullanacağınız sözcüklerin örnekleri işte bunlar arkadaşlar. Diyor ki firstly he misunderstood me. Önce beni yanlış anladı. And then shouted at me. Ve sonrasında da bana bağırdı diyor. Veya önce gibi bir kullanıma benzeyen geçmişte anlamını veren ya da önceden anlamını veren in the past var. Bu sözcükleri buraya koydum. Hepsi tabii ki aynı anlamda değil arkadaşlar ama biz Türkçe düşündüğümüz için hemen aklımıza gelen öncesinde gibi bir şey söylemek istediğimizde hemen mesela before aklımıza geliyor. Halbuki before'u bu şekilde kullanmıyoruz biz. Onu anlatmaya çalışıyorum burada. Ve bu sözcükleri nasıl kullanabileceğinizi birer örnekle açıklamaya çalışıyorum. Diyor ki in the past, önceden ya da geçmişte this was only a desolate building. Bu sadece terk edilmiş bir binaydı diyor. Bir sonraki örneklerim. Bakalım. Önceden yine before diyor mesela öğrenci dememesi gerekiyor halbuki ona örnek olarak işte in the past diyebiliriz ya da bakın previously burada önceden manasında people used to preserve their food using salt
Eskiden önceden insanlar yiyeceklerini tuz kullanarak saklarlardı. Ve yine önceden ya da öncesinde diyebilmem için arkadaşlar before that diyorum. Bakın, she wanted to have a rest. Dinlenmek istedi. But before that, fakat ondan önce she ate something. Bir şeyler yedi. Sonraki örneklerimize bakalım. Burada da after aklımıza geldiğinde ama sonra demek istediğimizde hangi sözcükleri kullanabileceğimizi görüyoruz. Örneğin birincisi later. Diyor ki I'll call you back later. Seni daha sonra arayacağım. Yani şöyle dememeniz gerekiyor arkadaşlar. I'll call you back. Özür dilerim. I'll call you back later diyor. Ama bizim aklımıza şu gelebiliyor. I'll call you back after diyor mesela kişi. Öyle dememeniz gerekiyor. Ve bir diğer örneğimizde from now on bundan sonra ya da artık diye çevrilebiliyor. Lights will be off after midnight. Gece yarısından sonra ışıklar kapalı olacak diyor. Burada da yine kişi hemen aklına bundan sonra demek istediğinde işte sonrayı oradan seçiyor. After'a gidiyor. After lights will be off gibi bir cümle kurmaya çalışıyor. Siz bu dersten sonra kurmayın sevgili arkadaşlar. Ve yine after aklımıza geldiğinde bu şekilde en kolaylıkla gidebileceğimiz şey after that. Hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa sonra demek istediğinizde after that deyin arkadaşlar. Önce demek istediğinizde before that deyin. Ona bir örnek şimdi. She slammed the door. Kapıyı çarptı. After that sonra she opened it. Açtı and apologized ve özür diledi. Ve son örneğimiz then ile Let's finish the work at hand. Önce elimizdeki işi bitirelim. Then we will go. Sonra gideriz. Evet sevgili arkadaşlar, before ve after sözcüklerinin kullanımlarını öğrendik. Eğer ben bir isimle kullanıyorsam before ve after'ı birer edat oluyordu ya da bir cümlecikle kullanıyorsam bağlaç oluyordu. Zaman uyumuna dikkat ediyorduk. Önce ve sonra sözcüklerini kullanabilmek için de sizlere birkaç tane alternatif sundum ayrıca. Arkadaşlar bu dersin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun. Diğer arkadaşlarınızla bu dersi paylaşabilirsiniz ki onlar da faydalansınlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.